Bildiğiniz üzere Türkiye 34 yılı aşkın bir süredir ekonomik kalkınmasının yanında terörle mücadele etmektedir ve terör Türkiye'de ekonomik kalkınmanın önündeki en büyük engeli teşkil ediyor. Bir yandan PKK-PYD, DAEŞ, DHKPC, diğer yandan FETÖ gibi terör örgütleriyle etkin bir mücadeleyi sürdürüyoruz. Amacımız terörün belini kırmak ve terör olaylarını tamamen sıfıra indirmektir. Güvenlik güçlerimiz sınırlarımızın içinde ve dışında operasyonlarını başarıyla sürdürüyor. Biliyorsunuz daha önce Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonları ile terör örgütlerinin Türkiye'ye tehdidini ortadan kaldırdık. Yurt içinde de kar kış demeden terör inlerine girdik, girmeye devam ediyoruz. Terörün siyasi ayağını oluşturanlarla, belediye imkanlarını terör örgütüne seferber edenlerle, terör örgütüne insan kaynağı sağlayan hain şebekelerle hukuk devleti çerçevesinde mücadele ediyoruz. Bağımsız yargı terörle iltisakı olanlarla ilgili yargılamalar yapıyor. Burada yargı tamamen kanunlara ve hukuka uygun bir şekilde işlemlerini gerçekleştiriyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde az önce burada ilk konuşmayı yapan hatip çokça vurgu yaptı bu konulara. Demirtaş terör suçundan ötürü yargılandığı mahkemece hüküm giydi. Burada bulunan HDP milletvekilleri bu kararı eleştirerek Demirtaş'ın terörle bir iltisakının olmadığını iddia ederek ifade özgürlüğü vurgusu yaptı. Şimdi soruyorum. Burada açık bir çelişki yok mu? Demirtaş'ın bizzat kendisi PKK'yı bir terör örgütü olarak görmediğini defalarca ifade etmemiş midir? O zaman bir yandan PKK'yı terör örgütü olarak görmüyorum deyip öte yandan beni neden PKK yüzünden yargılıyorsunuz demek nasıl bir çelişkidir? Keza Demirtaş'ın neden PKK ile ilgili yargılanıyor diye soran burada HDP milletvekilleri de PKK terör örgütüdür diyebilmekte midir? Hangi HDP'li milletvekili bugüne kadar çıkıp da PKK terör örgütünü lanetleyebilmiştir? Hiçbiri. Hiçbiri istisnasız. Demirtaş'ın bizzat kendisi de dağa çıkmak istediğini fakat kendisini götürecek kuryelerin yakalanması yüzünden dağa çıkamadığını ifade etmemiş midir? Bunu kuryeler yakalandıktan sonra üzerlerinden isimler çıkıyor. Babasının dükkanına gidiyorlar. Bunu da gayet kendisi normal bir şeymiş gibi anlatabiliyor. 14 maddelik özellik deklarasyonu ve Demirtaş'ın yaptığı bu açıklamalar açıkça Türkiye'yi bölmeye ve parçalamaya yönelik bir faaliyetti. PKK'nın siyasi amaçlarının tezahürü niteliğindeydi bunlar. Gerek AB mevzuatı ve gerek AİHM kararları, gerek Venedik Komisyonu kararları şiddeti ve terörü övmenin, desteklemenin ifade özgürlüğü kapsamında olmadığını vurgularken kalkıp burada ifade özgürlüğü kapsamındaymış gibi lanse etmek fevkalade yanlış olur. Terörist kurşun sıkıp bomba atarken ona o bombayı ve kurşunu tedarik eden bir yapı vardır. İşte o yapıyla işbirliği yapanlar o bombayı atan teröristle eşdeğerdir. Yani katile silah verip bu kurşunu sık diyenler de katildir. Bunu unutmayın. Burada bir konuya daha değinmek istiyorum. Az önce HDP adına konuşan Sezai Temelli, Doğu ve Güneydoğu illerimize yapılan barajların neden yapıldığını sorgulamıştır. Buradan soruyorum, bölgedeki vatandaşlarımıza yaptığımız barajlar sizi niye rahatsız ediyor? Bu hükümete bütçe görüşmelerinde neden vatandaşa hizmet ediyorsunuz diye suçlama yöneltmek nasıl bir sakat anlayışın tezahürüdür? Terör örgütü PKK'da bölgeye yapılan barajlardan, havaalanlarından rahatsız değil mi? O hizmetlerin gitmemesi için iş makinalarını yakmamış mıdır? Orada çalışan işçileri katletmemiş midir? Yine az önce Pervin Buldan isyan ve direniş vurgusu yaparak bilinçaltındaki ayaklanma özlemini dışa vurmuştur. Bu meclis açısı altında yapılan bu tehditleri esefle kınadığımızı belirtmek isterim. Şunu unutmayın, Türkiye'de iktidar ancak seçimle değişir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün size arkasında Kandil'in olduğu kirli bir ittifak pazarlığını anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz Kasım ayında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir Almanya seyahati yaptı. Burada Sevim Dağdelen isimli Alman federal milletvekilinin başını çektiği bir milletvekili heyetiyle görüştü. Peki kimdir bu Sevim Dağdelen? Almanya Federal Meclisi'nde bakınız PYD bayrağını açan bir milletvekilidir.
bula bula bu milletvekilini bulup görüşmüştür. Bu Türk bayrağı değildir. Bakın aynı şekilde Helin Evrim, Samır'da bu görüşmede var. Bu milletvekili heyetinde Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme yapıyorlar. Peki bu kişi kimdir? Bu kişi bir PKK sempatizanıdır. Türkiye'nin aleyhinde lobi yapan, Türkiye'ye yaptırım uygulanması için çaba sarf eden bir Alman parlamenterdir. Diğeri de Türkiye'nin Afrin ve Cerablus'a yaptığı operasyonları kınayan ve bunların yanlış olduğunu Alman parlamentosunda anlatan bir diğer kişidir. Bakın az önce buradan bir karış toprak için biz kendimiz gerekirse ölürüz diyenler, ya Afrin operasyonuna karşı çıkan parlamenterlerle Almanya'da ne konuştunuz? Ne konuştuğunuzu çıkın anlatın burada. Siz kim? Bak siz kim? Vatan toprağını korumak kim? Vatan toprağını korumak kim? İşte Kılıçdaroğlu. İşte Kılıçdaroğlu. Bu PKK işbirlikçisiyle görüştü. Peki buradan CHP grubuna soruyorum. Kılıçdaroğlu bu PKK yandaşı parlamenterlerle neyi görüştü? Hangi konularda istişarelerde bulundu? Kainat hep genel kurula hitap edin lütfen. Yoksa yerel seçimler için bu kişi üzerinden HDP ile ittifak müzakerelerinde mi bulundu? Hani bir söz vardır ya. Arkadaşlar lütfen Hatip'i dinleyelim. Genel kurula hitap edin Sayın Hatip. Hani bir söz vardır ya. Özlü kabahatinden beter diye. CHP Genel Başkan Yardımcısı bu konuyla ilgili bir açıklama yapıyor ve diyor ki Almanya ziyaretimiz gıpta ile izleniyor. Onlar seçilmiş Alman parlamenterleridir. Ben de soruyorum. PKK temsilcisi bir Alman milletvekiliyle görüşmenizin neyi gıpta ile izleniyor? Çıkın bir açıklayın bunu. Hani Deniz Baykal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek diyordu ya, CHP'de eksen kayması var. İşte o eksen yanınızda bulunan HDP'ye doğru kaymakta. CHP'nin Demirtaş hayranı bazı yöneticileri Demirtaş'a cezaevinden ulaklık yaparak CHP'nin antetli kartta Demirtaş'ın mesajını paylaşırken bir başka CHP yöneticisi Demirtaş'la görüştükten sonra muhteşem fikirleri var diyordu. Geçmişte bakın şunu görüyorsunuz değil mi? Bakın yana da saz çalan fotoğrafını koymuş. Bu CHP'nin antetli bir kağıdı. Ulaklık yapan CHP'nin genel başkan yardımcısı. Geçmişte yine bir yardımcıları da ailece oy verdiğini ifade etmişti. Değerli milletvekilleri, bakın bu eksen kayması öyle bir noktaya gelmiştir ki, yani CHP'de bu durum öyle bir noktadadır ki CHP kongresinde bundan sonra Kılıçdaroğlu'nu devirecek tek kişi Demirtaş'tır, hiç şüpheniz olmasın. Tabii şimdi Sayın Kılıçdaroğlu aklınca uyanıklık yaparak arkasında PKK-PYD'nin olduğu kirli bir ittifakı millete yutturmaya çalışıyor. Bir yandan CHP'li parti yöneticileri otel lobilerinde Almanya'da gizli kapaklı bir şekilde HDP ile görüşüp siz büyük şehirlerde aday göstermeyin ama bizimle ittifak yaptığınızı sakın halka açıklamayın derken, öte yandan da İyi Parti ile görüşmeler yaparak HDP bizi dışarıdan destekleyecek müzakereleri yürütüyorlar. Bakın değerli milletvekilleri, oyunun büyüklüğünü size anlatmak istiyorum. HDP eş başkanı Pervin Buldan ne diyor? Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde CHP ve İyi Parti'nin adayını destekleyebiliriz diyor. Bir başka CHP yöneticisi ne diyor? Bakın. Bir başka CHP yöneticisi ne diyor? Cumhur İttifakı dışındaki herkesle işbirliği yaparız. Aslında şecaat arz ederken sırkatin söylüyor. Esasen HDP ile işbirliği yapacağız diyemiyor. Fakat böyle dolambaçlı yollarla, cümlelerle bunu ifade ediyor. Sebebi de milletten korkmaları. Açık bir şekilde söyleyin ne yapmak istediğinizi. Otellerde görüşmenize gerek yok.
milletin imkanlarını, değerli milletvekilleri, milletin imkanlarını terör örgütüne aktaran HDP'li belediyelere kayyum atamasına karşı ilk başta tepki veren CHP'dir. Demirtaş'ın kendisi bile PKK irtibatını inkar etmezken mahkemenin hüküm vermesine burada ilk önce CHP Grup Başkan Vekili itiraz ediyor. Neden? O yakınlığı pekiştirmek için. Değerli milletvekilleri, bakın burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bakın burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. İyi Parti de bu oyunun bir parçası. Seçim sonrası Sayın Akşener ne demişti? HDP Kürt siyasi hareketinin temsilcisidir demiştir. Çocuk katili terör örgütünün buruzanlığını yapanlar ne zamandan beri Kürt kardeşlerimizin temsilcisidir? Bu nasıl bir ifade? Bakın Sayın Akşener şunu iyi bilsin ki Kandil'in buruzanlığını yapan HDP Kürt kardeşlerimizi asla ve kata temsil edemez. Burada merak ediyorum. Sayın Akşener'i tek millet değil, Türk milleti söyleminden HDP Kürt siyasi hareketinin temsilcisidir noktasına getiren nedir?